Aşkı için her şeyi göze alan, halkını yıllarca temsil etmiş idealist ve bilge bir lider. Oğlunun ölümüne tanık olmuş, zarif Kırgız kadınının timsali yüce bir anne. Kurmancan Datka. Kurmancan Datka, 1811 yılında göz gözü görmeyen bir kar fırtınasının içinde Kırgızistan'ın Oş şehrinin Magı yaylasında fakir bir Kırgız çadırında dünyaya geldi. Doğduğunda hava öyle soğuktu ki ailesi onu soğuktan korumak için tüm mobilyaları yaktı. Babası Mamıt Bay muhafazakar bir adamdı. Kurmancan da 17 yaşına gelene kadar bulaşıkları yıkamak, çamaşırları asmak ve yemek yapmak gibi sorumluluklarla geleneksel bir ev hanımı olarak yetiştirildi. Beline kadar inen saçlarıyla ve güzelliğiyle büyüleyen Kurmancan, büyüdükçe üstündeki evlilik baskısı da artıyordu. Ailesi ona sormadan kendisini komşu köyden Kül Seyit adında bir gençle evlendirdi. Bembeyaz gelinlikli genç kadın kendi düğününde gözyaşı döktü. Gönülsüz evliliğinde bir gece yarısı atına atlayıp ailesinin yanına döndü. Kendisini odasına kilitleyen Kurmancan, bir yıllık bir mücadeleden sonra eşinden ayrıldı. O sıralarda Hokant Hanlığı'nın prensi Alim Bek'in Oş'ta bulunduğu haberi duyuluyordu. Büyük bir açık hava ziyafetinde yan yana düşen Kurmancan ve Alim Bek'in yaptıkları neşeli sohbet büyük bir aşka, aşksa davullu zurnalı bir düğüne dönüştü. Evli çift düğünden hemen sonra Şeyh Selahaddin'in dağların zirvesindeki ıssız dergahına gidip kalp gözlerinin açılması için dua etti. Eşiyle birlikte güneşin zirveden batışını izleyen Kurmancan'ı yepyeni bir gelecek bekliyordu. Hokant Hanlığı'nın başındaki eşi Alim Bek ülkeden ayrıldığında idareyi devralan Kurmancan çok da iyi tüfek kullanıyor, kendi birliğiyle Ruslara karşı çatışmalara katılıyordu. Bu cesaretiyle komutan anlamına gelen Datka ismiyle tanındı. 1842'de seferden dönen Alim Bek Datka, kendisine kurulan bir pusu sonucunda göğsünden aldığı yaralarla hayatını kaybetti. Eşini bekleyen Kurmancan, aldığı bu haber sonucunda tüfek ateşlerinin suyu aydınlattığı bir törenle halkının sorumluluğunu üzerine aldı. Tam 30 yıl ülkeyi yöneten Kurmancan Datka, oğlu Abdullah Han'ı da ordunun başına getirdi. Ancak Ruslar, Hokant Hanlığı'nı devasa toplarıyla parça parça ele geçiriyordu. Oğlunun komutasındaki birlikler, 1876'da General Skobelev'in ordusuna mağlup olunca, generalin Fergana'daki karargahında esir edildi. Datkalarının esir edildiğini duyan Kırgız halkı isyan etmeye, Rus askerlerine saldırılar düzenlemeye başladı. Bir anlaşma kaçınılmazdı. Kurmancan Datka'nın kendi evinde, onun hazırladığı Kırgız yemeklerinin eşliğindeki toplantıdan Hokant'ın özerklik kararı çıktı. İyice yaşlanan kraliçenin oğullarından birisinin yolsuzluk yaptığı anlaşılınca tutuklandı ve Kurmancan Datka'nın tüm çabalarına rağmen asılarak idam edildi. Acılı annenin oğluna son sözleri şunlardı: "Ölümün gözlerinin içine bak oğul." Oğlunun vefatından sonra görevini bırakan, tüm mal varlığını fakirlere dağıtan Kurmancan Datka gün geçtikçe zayıfladı. Durumu iyice ağırlaşan Bilge Kraliçe, 1 Şubat 1907 tarihinde küçücük odasında hasır bir yatakta son nefesini vererek vefat etti. Vefatından sonra bile kendisi hakkındaki efsaneler kitaplarda sözcüklere, tiyatrolarda repliklere dönüşen Kurmancan Datka'nın destansı yaşamı, Kırgızistan kadınını temsil etmeye devam ediyor.